Böyle işte şekerim. İsterse kafama da yansın. Yine o umut defteri kapanacak. Yani tatlım sen de hep yanlış adamları buluyorsun. Doğru adam diye bir şey mi var Tuğçe? Hepsi birbirinin daha kötü versiyonu. Yani aslında biri var. Nasıl yani? Ya sana söyleyeceğim ama kimseye benden duyduğunu söylemeyeceksin. Bizim Ali var ya, bir ara senden çok etkileniyordu. Bizim Mertoğlu Ali. Hani mavi gözlü olan. Evet, ta kendisi. Yani senden çok hoşlanıyordu ama... sen Umut'la çıkmaya başlayınca o da umudunu kaybetti. Ne yapsın çocuk? Ay niye daha önce söylememiş ki? Herkes ona bayılıyor zaten. Bence ne hoş çocuk. Neyse ki bu durumlar için benim gibi bir arkadaşım var. Gel. Ben de pizza falan söyleriz sanmıştım. Ev kalabalık olunca kendim hazırlamayı seviyorum. Bir Jamie değilsin. Ama yine de primin var. Seni alan yaşadı. Gizli saklınız mı var canım? Barışalım mı artık? Eğer sinirin geçtiyse akşam Didemler'de takılacağız. Hem o da davet ediyor seni. Hadi yine iyisin. Kankan senin için altyapı çalışmaları yürütüyormuş. Kız da iyiymiş. Sen de hoşlanıyor musun bundan? Yorum yapmak zorunda mıyım? Evet, zorundasın. Biz birbirimize her şeyi anlatmıyor muyduk? Hadi söylesene. Senin de içinde var mı şeyler? Makarna yapışmış mı? Baksana bir. Eskilerden falan mı bu kız? Ortak arkadaş. Böyle uzaktan kesişmeler falan. Sen bir kızla kesiştin ama sevgili olmadınız. Hayatta inanmam. Sen beni Kazanova falan mı sanıyorsun? Alakası yok. Şimdi sen böyle yakışıklı filansın ya. Uzaktan womanizer zannedilebilirsin. Ama ben ilk günden anlamıştım nasıl biri olduğunu. Öyle mi? Nasıl? Sert. Agresif. Umursamaz. Duyarlı, sevimli, iyi kalpli. Neyse, ilk günden ıskalamış seni demek ki. Ama herkes ikinci bir şans hak eder. Ben karıştırayım o zaman.